Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak günü yaklaşırken Trump geleneksel iktidar devrini engellemeye yönelik çabalarını yoğunlaştırdı. Zaten Trump'ın seçimlerde usulsüzlük iddialarına rağmen eyalet yetkilileri ısrarla seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapıldığını, seçim sonucunu değiştirecek bir usulsüzlüğe ilişkin kanıt olmadığını vurguluyor. Eyaletler seçim sonuçlarının adil ve geçerli olduğunu tasdik etmişti zaten. İşte dün Amerika medyasında skandal kabul edilen bir olay yaşandı. Aldığımız bilgilere göre Başkan Trump, Georgia eyalet yetkililerini telefonla arayarak kendisine daha fazla sayıda oy bulmaları konusunda baskı yaptığı ortaya çıktı. Ancak aralarında Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden de olduğu bazı üst düzey kongre üyeleri buna karşı çıktı. Ardından Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Bill Cassidy ve Mitt Romney'nin de aralarında bulunduğu her iki siyasi partiden 10 senatörden oluşan bir grup yaptıkları yazılı açıklamada 2020 seçimi sona erdi şeklindeydi. Senatörler açık bir biçimde seçim sonuçlarına gölge düşürecek çabaların Amerikan halkının ifade ettiği iradesine ters düştüğünü ve böyle bir çabanın halkın kesinleşen seçim sonuçlarına duyduğu güvene zarar vereceği uyarısında bulundu. ABD'de seçim sonuçlarının hedef alınmasını daha önce yönetimde görev yapmış olan eski yetkililer de eleştirdi. İşte bugün Washington Post gazetesine kısa bir görüş yazısı yazan 10 eski savunma bakanı, sonuçları sorgulama zamanı geçti. Artık anayasa ve tüzükte belirtildiği gibi seçiciler kurulu oylarını resmi olarak sayma zamanı geldi ifadelerini kullandı. Ve bu savunma bakanlarının yarısı Cumhuriyetçi başkanlar döneminde görev yapmıştı. Ayrıca kongrede sık sık eleştirilerini gündeme getiren muhafazakarlardan olan Arkansas senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton 6 Ocak'ta onaylanmış seçiciler kurulu oylarının sayılmasına karşı çıkmayacağını belirtti. Başkana son 4 yılda başardıklarından dolayı minnettarım. Bu nedenle yeniden seçilmesi için yoğun bir şekilde kampanya yaptım dedi. Ancak onaylanmış seçim sonuçlarına itiraz etmek başkana ikinci bir dönemi kazandırmayacak. Yalnızca anayasal hükümet sistemimizin yıpranmasını isteyen demokratları güçlendirecek dedi. Fakat Trump yenilgiyi reddediyor ve çarşamba günkü ortak oturuma başkanlık edecek olan başkan yardımcısı Mike Pence üzerindeki baskı da gittikçe artıyor. Trump destekçilerini başkent Washington'a toplamaya çalışıyor. İşte tüm gözler 6 Ocak'ta uzun ve gergin geçmesi beklenen ortak oturuma çevrilmiş durumda. Özlem Şerşar, Real TV, Washington.